Evrim Alasya, o doğduğunda takvimler 2 Ağustos 1979'u gösteriyordu. İzmir basın ve spor dünyasının yakından tanıdığı gazeteci yazar merhum Süleyman Alasya'nın kızı olarak İzmir'de dünyaya geldi. Sanılanın aksine merhum sanatçı Zeki Alasya ile bir akrabalığı yoktu. 4 kişilik bir ailenin ilk çocuğuydu. Arda isminde bir de erkek kardeşi vardı. Çocukluk yıllarında sanattan ziyade spora ilgisi vardı. 5 yaşındayken ritmik jimnastiğe başlayan Alasya, Çimentaş Spor Kulübü'nde ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan bir sporcuydu. Aslında içine kapanık bir çocuktu. Hiçbir zaman kendini gösterebilen bir çocuk olmadı. Nasıl bir çocukluk geçirdiğini İzmir dergisine verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. "Ben fuarla büyüyen bir çocuğum. Hatırladığım en güzel anılar o döneme denk geliyor. Fuarın fuar olduğu zamanlarda gazinolar, tiyatrolar dolar taşardı. Hatta ilk oyunlarımı 3-4 yaşındayken babamın omuzlarında Nejat Uygur Tiyatrosu'nun duvarlarından izlerdim. Orada Zeki Alasya, Metin Akpınar'ı, Ferhan Şensoy'u, Levent Kırca'yı defalarca izledim. En önde taşa oturup alkışladığımı hatırlıyorum. Şimdi o tiyatroyu yıktılar. Babam spor yazarıydı. Kardeşimle beraber bizi hep spora yönlendirirdi. Onun sayesinde ikimiz de sporun tadına vardık." İç mimarlık ya da psikoloji okumak istiyordu. Ayrıca çok başarılı bir sporcuydu. Ama o sırada kader ağlarını örüyordu. Oldukça başarılı bir spor kariyeri olabilecekken lise yıllarında tiyatroya yöneldi. Oyunculuk macerasının nasıl başladığını Gazete Vatan'dan Banu Duran'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. "Benimle ilgili yanlış bilgiler var sosyal medyada. Oyunculuk aslında çocukluk hayalim değil benim. Lise döneminde hayalim oldu. Lisede izlediğim bir oyundan çok etkilendim. Her hafta tiyatroya gitmeye başladım. Sonra bu işte bir anormallik var dedim ve İzmir'de bir tiyatro kursuna başladım. Tiyatro serüvenine böylece girdim." Oyunculuk kariyerinde geçmişte sporcu olmasının faydasını görmüştü. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a verdiği röportajda bu konuyla ilgili şunları söylemişti. "Hayatımın her alanında her zaman sporun avantajını yaşadım. Özellikle de mesleğimde. Oyunculuğun olmazsa olmazı bedensel ifadesidir. Bunun için oyuncunun bedeni yumuşak olmalıdır. Oyuncu bedenine hakim olmalıdır yani. Bunun için çok sıkı çalışması gerekir. Bunu bana spor sağladı. Hala sahnede ekmeğini yerim." İzmir 9 Eylül Üniversitesi Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Bu arada Pınar Çocuk Tiyatrosu'yla mesleğe başladı. Burada Deli Dumrul, Küçük Kız ve Yıldız, Ben Bir Kurbağayım, Fırtına, Yel Değirmeni, Mavi Pullu Balık gibi oyunlarda rol aldı. Bu tiyatroyla ilgili İzmir dergisine verdiği röportajda şunları söylemişti. "Pınar Çocuk Tiyatrosu benim için çok önemli bir yerde duruyor. Orası için ikinci okulum oldu diyebilirim rahatlıkla. Öğrenciyken çalışmak, öğrendiklerini pratikte uygulamak, profesyonel hayatta hala bana artılarını yaşatır. Pınar Çocuk Tiyatrosu hayatımın rotasını çizdi diyebilirim. Hem çok ekmeğini yedim hem de çok deneyim kazandım." Pınar Çocuk Tiyatrosu'nun İstanbul Şubesi'nde görev almak üzere İstanbul'a taşındı. Aynı dönemlerde Bir İstanbul Masalı adlı dizide küçük bir rolde oynayarak kameralarla tanıştı. Çok sevdiği memleketi İzmir'i ardında bırakıp İstanbul'a gelişiyle ilgili İzmir dergisine verdiği röportajda şunları söylemişti. "Tabii ki çok zorlandım. İstanbul'un içinde 10 tane İzmir var gibiydi. Her şeye sıfırdan başlamak biraz cahil cesaretiymiş. Ama meslek aşkıyla gelen bir cesaret o aynı zamanda. İstanbul'a tam anlamıyla adapte olmam 2-3 sene sürdü. İstanbul'un dili İzmir'e göre çok farklı. O dili öğrenmem zaman aldı biraz. Tabii ki şimdi İstanbul aşk benim için. Enerjisi çok yüksek bir şehir. Benim de enerjimi yükseltiyor. İki şehir arasında mekik dokuyarak yaşıyorum işte." (Gülüyor) 2006 yılından sonra Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer'in oyun atölyesinde çalıştı. Burası da onun için bir okul niteliğindeydi. Sonrasında birçok kez tiyatro izleyicisinin karşısına çıktı.
Bu arada dizilerden de kopmadı. Başrollerini Tuğba Büyüküstün ile Bülent İnal'ın paylaştığı Ihlamurlar Altı dizisinde oynadı. Daha sonra İsmail Hacıoğlu, Vildan Atasever ve Özgür Çevik ile birlikte Gece Sesleri ile izleyici karşısına çıktı. Tuğba Büyüküstün ile Cansel Elçin'in rol aldığı Gönül Çelen dizisinde canlandırdığı cilveli şarkıcı Balçiçek karakteriyle her rolün üstesinden gelebileceğini gözler önüne serdi. Alasya'nın ilk çıkışı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle oldu. Dizide Valide Sultan karakterine hayat veren Nebahat Çehre'nin gençliğini oynayan Evrim Alasya, bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Nebahat Çehre kendisine bu kadar çok benzeyen Alasya için "Görünce şok oldum, Evrim'e bakınca gençliğimi gördüm, rol için çok da çalışmış" dedi. Alasya ise bu benzetmeyle ilgili Milliyet'e verdiği röportajda "Açıkçası çok benzetemiyorum, kendimi başka türlü görüyorum. An an bazı hatlarımızın benzediğini görüyorum ama bütününü de çok benzetemiyorum. Tabii dışarıdan kendimi göremediğim için net bir şey diyemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Muhteşem Yüzyıl'dan sonra bu kez Benim Adım Gültepe adlı dizide rol aldı. En büyük çıkışını ise Güneş'in Kızları dizisinde İzmir'den İstanbul'a taşınan edebiyat öğretmeni Güneş rolüyle yaşadı. Bu onun ilk başrolüydü. Karaktere çok ısındığını belirten ünlü sanatçı, "Karakterimi yansıtan bir roldü. Hayatta pes etmeyi hiç sevmeyen bir karakterim var. Bu nedenle evlatlarının hatalarıyla mücadele eden bir anneyi canlandırmak bana fırsat yarattı. Bu nedenle içten oynadım" dedi. Evrim Alasya, Güneş'in Kızları dizisindeki rol arkadaşı Emre Kınay'la dizinin dışında tiyatroda da yıllardır birlikte çalışıyor. Bu nedenle sıklıkla Kınay'la sevgili oldukları iddia ediliyor. Evrim Alasya bu konu hakkında geçtiğimiz Mart ayında Bloomberg HT'de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programında konuştu ve şunları söyledi. "O benim kısmetimi kapattı. Çünkü bizi 5 yıldır sevgili sanıyorlar. Hala bizimle ilgili haber çıkıyor. 5 yıldır sevgili olsak neden saklayayım? Biz çok yakın arkadaşız. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Çok ilginç, bundan kurtulamıyoruz. Buradan kameralar karşısında yemin ediyorum böyle bir şey yok. Hiçbir zaman da olmadı. Benim zaten şu an başka sevgilim var." Güneş'in Kızları adlı başarılı projenin ardından Koca Koca Yalanlar da Müjgan olarak çıktı karşımıza. 2 yıl kadar kameralardan uzak kaldığı bir dönem oldu. Onun için para her zaman ikinci plandaydı. Hiçbir zaman sadece para için keyif almayacağı ya da içine sinmeyen bir projeye dahil olmayı kabul etmedi. "Keyif almayacağım bir işte olmaktansa işsiz kalırım" diyordu. Bu yüzden de oldukça seçici davranıyordu. Alasya'ya Kırmızı Oda adlı diziden teklif geldi. Yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden Kırmızı Oda'da Meliha karakterine hayat vermiş ve performansıyla izleyicileri kendisine hayran bırakmıştı. Bu rolle ilgili Cumhuriyet'ten Hilal Köse'ye verdiği röportajda şunları söylemişti. "İyi diziler, iyi filmler, iyi oyunlar izleyince ben de keşke kendi ülkemde iyi işlerin içinde iyi roller oynayabilsem diye iç geçiriyorsun oyuncu olarak. Tam böyle hayıflanırken Meliha geldi. Meliha rolü bir oyuncu için hareket alanı çok geniş bir rol. Hele televizyonda çok az denk gelecek derinlikte. Ben oyuncu olarak buna para için bile olsa tahammül edemem. İzmir'e giderim daha iyi" diyerek yaşadığım için Meliha bu anlamda bana çölde vaha oldu açıkçası. Bu başarılı çalışmanın ardından Akrep dizisiyle yeniden karşımızda olan Alasya, şimdilerde Kızılcık Şerbeti adlı dizide oynuyor. Kızılcık Şerbeti'nin başrolünde Kıvılcım Arslan'ı canlandıran Evrim Alasya, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a verdiği röportajda dizi teklifini kabul etme sürecini ve hayat verdiği Kıvılcım Arslan karakterini şöyle yorumlamıştı. "Hikaye ve karakter en önemli kriterdir. Bu projeyi değerlendirirken hikayenin çok içimizden ve toplumsal olarak yüzleşmemiz gereken bir hikaye olması açıkçası beni çok heyecanlandırdı. Kıvılcım karakterini bu hikayenin içinde ön yargılarını, kabullerini kırması gereken katı bir karakter olarak görüyoruz. Süreç içinde kabuğunun nasıl kırıldığını, nasıl değişip dönüştüğünü izleyeceğiz. Bu hikayede Kıvılcım beni çok heyecanlandırdığı için bu projenin içindeyim. Kıvılcım zor bir kadın. Çünkü sert, köşeli ve katı kuralları olan bir kadın. Birçok konuda ön yargılı.
çocuklarını da öyle yetiştirmek için çaba sarf etmiş. Ama hepimiz gibi kabullerinden vazgeçemeyerek doğru bildiklerini yıkmamak için direniyor. Tabii ki hayatın hepimize yaptığı gibi kıvılcımın kabuğu nasıl kırılacak, içinden ne çıkacak ilerleyen bölümlerde hepimiz göreceğiz. Şimdilik kendini koruyan bir kıvılcım var. Onun için en önemlisi oynamak değil, olmaktı. Hayat verdiği karakter izleyene dokunmalıydı. Gazete Vatan'dan Banu Duran'a verdiği röportajda rollere nasıl hazırlandığını şöyle anlatmıştı. "Benim bir tekniğim yoktur. Öncelikle teslim olurum role, senaryoya, hikayeye. Bütün bildiklerimi unuturum. Mantığımı devreden çıkarırım. Hangi rolü oynuyorsam onun akışında ilerlerim. Ama bu aşamadan önce içselleştirmek için beynimde ona mesai harcarım. Yani nasıl evrimle 35 yıldır yaşıyorsam rolde de öyle zaman geçirmeye başlarım. Aslında bu süreci anlatmak zor. Her rol kendi yöntemini, kendi yolunu kendi belirler. Dediğim gibi teslim olmak anahtar eylem benim için. Hayata bakışım da böyledir. Hayatın matematiği inanılmazdır. O matematiğe bir kere güvendiniz mi, yaşadıklarınıza siz bile inanamazsınız." Kadınların belki de en güzel yaşları olan 40'lı yaşlarını yaşıyor şu an Evrim Alasya. Bu yaş dönemiyle ilgili Cumhuriyet'ten Hilal Köse'ye verdiği röportajda şunları söylemişti. "Kafa çok güzel bir yere geliyor. Bir iyi, bir kötü yanı var bunun. Tutunduğun şeylerin aslında ne kadar sahte olduğunu, kendine işkence ettiğini görüp o şeyleri bırakıp özgürleştiğin bir yaş. Özgür hissettiğin bir yaş. Ama sanki seni mutlu eden kaynaklar da yok oluyor. Garip bir hissizlik mi diyeyim, duyguların nötrleşmesi mi diyeyim, iyi mi kötü mü çok da bilemediğim bir yer. Ama hayatta da gelinmesi gereken yer orası. Hayat bir şeye tutunup kendini onunla mutlu etmeye çalışırken onu senin elinden alıyor gerçekten. Garip bir dinginlik diyebilirim. Biz hep maddesel şeylere bağlı olan mutluluklara alışmış yaşıyoruz. Bir şeyler alıyoruz, sonra mutluluğumuz bitiyor. Diğerine geçiyoruz. Bunun etkisizleştiği yaş 40 yaş. Sanki beni artık mutlu edecek şey yok gibi bir hissiyatı da var. Ama halbuki mutluluğun o olmadığını anlıyorsun aynı zamanda. Çok karışık." Gazete Vatan'dan Banu Duran'a verdiği röportajda aşkla ilgili şunları söylemişti ünlü sanatçı. "Aşkla ilgili büyük cümleler kuramam. Kurmam da zaten. Adı üstünde aşk. Üç harfli dev bir kelime. Anlamı çok büyük. O kendi ne yapacağını bilir. Seni dinlemez. Senden emir almaz. Ne yaparım hiç bilmiyorum. Ama herhalde her şeyi göze alırdım. Evet." Aynı röportajda kendisini şöyle tanıtmıştı Güzel Yıldız. "Ben kendiyle uğraşan, kendini didikleyen, kendindeki olmayanlarla uğraşan, kendini keşfetmeye çalışan biriyim. Kendimle uğraşıyorum. Daha iyi bir insan ve daha iyi bir oyuncu olmak için çabalıyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Okumak da oynamak kadar haz veriyor bana. Haz alarak yaşamak önemli galiba benim için." Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.